Günaydınlar, merhabalar sevgili izleyiciler. Günaydın efendim, iyi sabahlar, iyi pazarlar. Evet bu sabah daha genç bir cilde sahip olmak için farklı tedavi seçenekleri neler? Onları konuşacağız. Özellikle son yıllarda daha nemli ve canlı bir cilt adeta moda haline geldi. Ve önümüz yaz tek seansla sonuç veren bazı bölgesel incelme yöntemleri de var. Bunlara değineceğiz. Evet yaza çok az kalan günlerde yüzümüzün ve vücudumuzun çok kısa yöntemlerle ne kadar hızlı hazırlanabileceğini e, konuklarımızla detaylarıyla konuşmak istiyoruz. Ve başlıyoruz. En yeni estetik uygulamalar ve uzman doktorlardan tavsiyelerle işimiz estetik başlıyor. Yaz yaklaşırken hangi estetik uygulamaları tercih edebilirsiniz? Vücut sıkılaştırma ve yüz gençleştirme tedavileri nasıl uygulanıyor? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Serkan Balta, dermatolog doktor Yelda Bice Terzioğlu, ve medikal estetik hekimi Doktor Metin Bural birazdan işimiz estetikte anlatıyor. Evet, yaz aylarının yaklaştığı günümüzde artık elbiseler inceldi ve küçülmeye başladı. Kışın kullandığımız kaşkollar, bereler ve yoğun makyaj malzemeleri de yüzümüzde artık yazın olmayacak. Bu uygulamalarla ilgili daha iyi görünmek, fazlalıklarımızdan daha kısa sürede kay e kurtulabilmek ve yüzümüzü daha canlı ve iyi gösterebilmek için neler yapılıyor ve daha az girişimsel işlemlerle ilgili Bugün bir programımız var. konuklarımız Doktor Yelda Terzioğlu Ankara'dan dermatolog, Doktor Metin Mural medikal estetik hekimi ve Doktor Serkan Balta plastik ve estetik cerrahi uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Evet. Ben bir bayan olarak hemen ilk soruyu sormak istiyorum. 30-60 yaş aralığı diyelim bayanların aslında hepsinin ortak isteği hani ne olursa olsun ameliyatsız neler yapılabilirse daha dinç ve genç görülürüm ve etkili sonuçlar al alırım şeklinde arayışlar oluyor. Bu anlamda değerlendirdiğimiz özellikle fazlasıyla gevşemiş diriliğini kaybetmiş ciltler için neler yapabiliyorsunuz ne gibi yöntemler var? E, Cerrahsız yöntemler olarak baktığımızda e, güzel uygulamalar var. Yani ben dermatolog olduğum için tabii ki öncelikle hastayı değerlendirdiğinde bir genel e, yüz anatomisine, cildine her açıdan bakıyoruz, yaşarlığına göre bakıyoruz. Uygulamalar içerisinde de tabii yapılandırıcı uygulamalardan böyle tek seanslık uygulamalar, daha çok ağırlıklı tercih edilen uygulamalar. Bunların içerisinde de fokus ultrason sistemler var. terapi dediğimiz yöntem var. Tek seanslık bir uygulama. Hastanın genel yaşantıdaki konforunu da düşürmüyoruz. Yani işlemi yaptırdıktan sonra günlük yaşantısına devam ediyor. Ama kolajen enerjisine verdiğimiz uyarı ile çok da güzel etkin sonuçlar alıyoruz. Sıkılaşma, toparlanma, yüz ovalinin toparlanması açısından. Hı hı. Ama tabii ki bunu desteklemek için yaptığımız uygulamalar da var. Hani bunu yüz ovalimize yaptık. genel çene gıdı bölgesini toparladık. İşte göz çevresindeki o işte mimik çizgilerimiz ya da işte gözaltı, göz çevremize ya da bakışımıza yorgun ifadeyi veren gözaltı morluğumuz, çökmelerimiz varsa bunlara yapılabilecek spesifik uygulamalar da var. Tabii ki botoksun yeri ayrı. Hani küçük dokunuşlarla botoksunuz her daim o bölgeyi kontrol altına alabilmek için gereksinimimiz. Onun haricinde gözaltı bölgesi işte o yorgun ifadeyi gidermek, işte morlukları gidermek için gözaltı ışık dolgusu olarak uyguladığımız hiyalürinik asit uygulamaları. Yani beraberinde hani o dolum etkisiyle beraber bölgedeki işte çökme ya da işte kayıpları yerine koyduğumuz gibi. E, neyi de sağlıyoruz? İçerisindeki işte vitaminler, proteinler sayesinde bölgenin beslenmesini de sağlıyoruz. ince İnce yüzey kırışıklıklar üzerine de güzel sonuçlar alıyoruz. Göz çevresiyle devam edecek olursak yine bu bölge için güzel uygulamalar arasında yani göz çevresi, işte en fazla sıkıntımızın olduğu dudak üstü, dudak çevresi ince çizgilerimiz, yanaktaki yüzey ince çizgiler ya da işte hep ihmal edilen boyun dekolte bölgesi. Buralara ulaşırken de yine ee, bu işte yeni son zamanlardaki yeni uygulamalardan bu gençlik iksiri olarak adlandırdığımız uygulama. Nedir bu da? Yine yoğun, yüksek yoğunluklu hiyalüronik asit. Beraberinde işte mezoterapiler, mezokokteyller yani vitaminler ve beraberinde işte küçük nokta atış şeklinde yaptığımız mezobotoksların birleştirilmesiyle. Hani bir iki seansta genel hızlı, etkin, hani cildin o gerginliğini verip işte elastikiyet kaybını genel görüntüde kişiyi memnun edecek, en azından aynaya baktığında mutlu edecek sonuçları verebiliyoruz. Evet, anladığım kadarıyla hani tek seferde geldiğinde hasta yüzünün küçülmesi sağlanıyor evet. o terapiyle. Evet. Kas dengesi, botoks yöntemi evet. ve hiyalürnik asit destekleriyle de gerek bunu vitamin olarak cilde verip kalite artışı evet. gerekse de göz çevresinde eksiklikleri tamamlanması. Evet. Yüzü 1 iki seansta da ya da bir iki uygulamada da istediğimiz yere getirebiliyoruz. Böylelikle birçok yere dokunarak. Peki ben karnımda birazcık fazlalık olduğunda e, ya da dirençli bölgelerde ki 40 yaşından sonra çok fazla artıyor. E, soğuk lipolizden Nasıl faydalanabilirim? Kaç seans sürer? Bu konuyla ilgili de bana bilgi verebilir misiniz tabii, doktor bey? Tabii, Tabi. Ee, konu tabii kıştan e, yaza geçme olunca e, birikmiş olan kiloların bir şekilde uzaklaştırılması lazım. Ee, soğuk lipoliz dediğiniz gibi vücudu şekillendirmek için kullandığımız bir yöntem esasında kilo vermek için kullandığımız bir yöntem değil. Yani orada vücudu e, sayı inceltiyoruz. Evet, i̇stediğimiz şekle getirmek için kullandığımız bir yöntem. Burada e, birinci önceliğimiz e, vücutta istemediğimiz e, yağ miktarının bir kere uygun olup olmadığının muayene edilmesi lazım. Bu e, saptandıktan sonra e, ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu kez e, uygulamanın yapılması için doğru bir çizimin yapılması lazım. Simetrik uygulama yapmak lazım. Her bölgeye farklı uygulama yapıyoruz. E, sistem tek seferde Çözüyor. Üzerine tekrar yapılabilir e, bu uygulamada. E, genellikle... Ya kiloma yakınım ve ben bölgedeki fazlalıklardan evet. Ya yani zaten şöyle bir şey var metabolizmada. Ne kadar diyet yaparsanız yapın vücudun e, yaşla bağlantılı olarak koruduğu bir kilo var. Bu kilodan kurtulmak çok kolay değil. Yani armut karın işte kalça üstleri gibi belli noktalarda biriken yağlarımız var. Bu yağları kolay kolay vücut bırakmıyor esasında. Problem bu problem aslında bir tam olarak bir beslenme problemi de değil. Yani hormonlar ve bağırsak florası gibi geleceğe yönelik bir takım diyet programları da şimdi yeni yeni oluşuyor. Onu diyetisyenlere bırakıyorum. O konu bambaşka. Çok taze yenilikler gelecek önümüzdeki dönemlerde çalışmalar devam ediyor. Evet. İzleyicilerimiz anlamamış olabilirler. Soğuk uygulanan bir yöntem mi ve tek seansı yeterli mi ve vücuttan bu yağlar nasıl atılıyor? Nelere e, örneğin dikkat etmek gerekiyor sonrasında? Soğuk lipoliz aslında bir tesadüf eseri bulunmuş. Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyesi bir ekip çocukların e, yanak bölgelerindeki incelmeyi saptamışlar ve bunun nedenini araştırırken bu meyve sularından yapılan dondurmaların çocuklar tarafından yenmesi ve e, lezzetli olması sebebiyle yanakta tutulduğu için oradaki yağ hücrelerinin kısmen diğer bölgelere göre daha ince olduğu saptanarak yola çıkılmış. Esasında e, temel çıkış noktası bu. E, sonra bu klinisyenler tarafından e, klinikte çalışma yapılarak e, başka yerlerdeki yağları da bun, bu yöntemle azaltabilir miyiz diye bir çalışma yapılmış. Tabii burada önemli olan şey şu, e, soğuk bildiğimiz gibi aslında kangren yapan bir şey. Yani dokuyu tahrip eden bir şey. Burada önemli olan e, soğuğun doğru şekilde dokuya aktarılması. Yani e, eğer hedef yağ dokusuysa e, diğer dokuları zarar vermeden, ya dokusunun oradan uzaklaştırılması. Şimdi bundan ilgili bir çalışma yapılmış, uzun süreli bir çalışma bu ve bunun patenti alınmış. Hı hı. Ee, şimdi fark şu ee, yüzeye uygulanan soğuk yaklaşık e, bir saat boyunca uygulanır, eksi 10 dereceye kadar indirilir ve diğer dokulara zarar vermeden yapılır. Tabii başka farklı yan e, bir takım ürünler de var, makine olarak. Ancak bunların çalışmaları çok net olmadığı için patentli olan ürünle yola çıkmak daha doğru olacaktır. Evet, etkilerini örneğin ne zaman görmeye başlar kişi ve bu yağların vücuttan atılması için aklıma hemen geliyor bol su içmek lazım. Başka neler yapılması gerekiyor? Esasında bölgeden uzaklaşan yağlar lenf yoluyla atıl atılmakta. Şimdi ben bu yağlarla ilgili bir konuyu daha netleştirmek istiyorum. Donan yağın içerisindeki yağ hücrelerinin içerisindeki e, suyun kristalize olmasıyla parçalanıyor e, ve dolayısıyla e, yağ hücrelerinin sayısında bir azalma oluyor. Kalıcı bir azalma? Ka kalıcıdır. Ancak e, şöyle bir şey var burada onu e, atlamayalım. E, o bölgeden kilo alınmayacak anlamına gelmez. Şöyle ki. Hı hı yağ hücreleri azal, azalır ancak kontrolsüz beslenmeyle kalan yağ hücrelerinin sitoplazmaları yani hücrelerin kendileri genişlediği için her ne kadar sayısı az da olsa bir kilo alma durumu söz konusu olabilir. Biz bununla vakum yaparak bir bölgede sadece yağımız varsa hacimi içine alabildiğimiz kadar bölgeyi cildi koruyarak alıp donduruyoruz. Birazcık daha geniş oldu yağlarımız ama yaz geliyor. Evet. Belki de daha büyük bir bölge, bacaklar gibi, karının daha büyük bir hacimde olması gibi. O zaman yaza cerrahi olarak bizi daha hızlı ve daha az girişimsel ne hazırlar? Yani o durumda bizim de tabii bir el atmamız gerekiyor duruma. Şöyle düşünelim, şimdi bir insan doğduğu zaman belli sayıda yağ hücresi var. Ergenlik dönemine kadar belli bir seviyeye gelir bu. Ergenlik döneminden sonra bu sayı hiçbir zaman değişmez. Atıyorum 4 katrilyon hücremiz varsa ömür boyu bununla devam ederiz bazı insanlar özellikle bayanların işte bu basen bölgesi, uyluk içi bölgesi, diz kapağın iç bölgeleri gibi bazı alanlardaki yağlarımız daha dirençlidir erime konusunda. Yani hasta ne kadar kilo verirse versin, diyet yaparsa yapsın bunları veremez. Bizim burada amacımız zaten hiçbir zaman hastayı zayıflatmak, kilosunu azaltmak gibi bir iş, işlemimiz yok. Biz bu liposakşın ya da bu e, uygulamaları daha çok Fit hasta da yapmayı tercih ediyoruz. Yani hastamız fit ama diyor ki ben yani sadece şuram kaldı, basenim kaldı ya da sadece işte kollarımı veremiyorum. Sadece işte karın ön bölgemde bir birikim kaldı. Bu alanlara nokta atış uygulamaları olursa, doğru hasta seçilirse, doğru teknikte seçildikten sonra yazı herkese hazırlayabiliyoruz. Özellikle ultrasonik. bu ultrasonik, evet buyurun. Liposakşın mıdır anlattığımız? Evet. Peki bu yöntemi, şimdi liposakşını biliyoruz. Bir ameliyat tekniği, ultrasonik liposakşın bir ameliyat mı? Nasıl uygulanıyor? Ultrasonik liposakşına bir ameliyat. Şimdi klasik liposakşını düşünürsek, bizim bir kas tabakamız var, üstünde deri tabakamız var. Arada bazı bağ dokularımız var ve onların arasında olan yağ hücrelerimiz var. Klasik liposakşına biz bunu mekanik bir tramvayla oradan girip yağları tek 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 çekiyoruz. Bu arada tabii bu bahsettiğim bağ dokuları da zarar görebiliyor tabii ki. Hastanın kanaması, ödem, morluk süreci biraz daha uzayabiliyor, iyileşme süreci biraz uzayabiliyor. Şimdi bu ultrasonik dalgalarda şöyle düşünün hani, ee, televizyonda bazı filmlerde de görmüşüz yani bazı öyle bir çığlık, öyle bir ses onu tuturlar ki bardak çatlar ve patlar bir anda yani onu yakalayan bir rezonans vardır yani sesin belli bir dalgası o bardan e, belli bir şeyinde e, noktasında dokunur ve bardağın patlamasını sağlar aynı bunun gibi ultrasonik ses dalgalarını kullanıyoruz yine ameliyat sonuçta bir probumuz var ince uzun bir çubuk şeklinde ucundan bu ses dalgalarını yayıyor ama bu ses dalgaları 36 MHz genelde bu tam yağın hücresinin çeperine spesifik bir ses dalgası. Yani içeride o verdiği ses dalgası o hücrelerin o çeperlerinden ayrılmasını ve patlamasını sağlıyor. Daha az travmayla aslında daha evet. etkin bir Hı. şekilde yağları parçalamak Tabii. Bu bölgede sanırım. hiçbir sinir, bağ dokusu hiçbir eleman etkilenmiyor. Bu animasyonumuz da var birazdan göreceğiz. Bu alanın hepsindeki bağ dokusu serbest sadece yağlar akışkan hale geliyor ve artık onu tekrardan aspirasyon gene yapılıyor. Gene bir liposakşın, gene bir çubukla içeriden alma yöntemi var ama bu sefer mekanik değil. Yani sadece içeride birikeni çekmiş oluyoruz. Bizim bu sıvılaştırma işini bu ultrasonik dalgalar zaten halletmiş oluyor. Ultrasonik dalgaları zaten biz daha önce kullandığımız kavitasyon dışarıdan uygulanan yöntemlerle evet. tanıyorduk. Bu içeriden hem aynı kavitasyonu yaparken yağları kırıp ve daha kolay o bölgenin az travmayla çekilmesini ve temizlenmesini sağlayan bir uygulama. Hiposakşında şöyle bir değişiklik oldu son 5-10 yıldır özellikle. Normalde bu deri katmanlarından bahsetmiştik ki en üstteki katman yani bizim selülitlerimizin olduğu yüzeyel katmanımız dokunulmaz bölgeydi yani bizim için daha böyle tabuydu. Genelde orta ve derin katmanda çalışıp yüzeye yaklaşmamayı tercih ediyorduk. Çünkü mekanik bir travma yaratıyorsunuz. Deride çökmeler, dalgalanmalara sebep olabiliyordu. Şimdi güncel yöntemde daha da değişti bu. Artık bu ses dalgaları sayesinde bu kadar yüzeye yaklaşabiliyoruz. Ee, yüksek definisyonlu diyoruz biz bu yönteme. Yani çok iyi vücut şekillendirmesini sağlayabiliyor. Çünkü derinin en üst katmanına müdahale edebiliyoruz artık. Bu erkeklerdeki işte göğüs kası görüntüsü, karın kası görüntüsü, işte gerekirse kollarda yapılacak çalışmalarla bu suni kas görünümleri elde edilebiliyor. çok Hemen rahatlıkla. şöyle bir şey geliyor aklıma. Liposakşın ameliyatlarından sonra maalesef deride sarkma korkulan bir evet. sonuç. Bu yöntemle acaba bu sarkma ve gevşeme daha mı minimalize ediliyor? Evet. Yani o bahsettiğimiz ses dalgalarının cilde uyaran bir özelliği var. Artı bu kastan yukarı doğru çıkan o bağ dokusu elemanları zarar görmediği için daha iyi bir tutum ortamı sağlıyor kalan cildimizde de sarkma daha minimaliz oluyor o yüzden. Peki e, biz bunları yapıyoruz ama e, cerrahisiz de bunları yapılabildiğimiz belli bir alan var az önce söylenilen bölgelerde burada siz neler yapıyorsunuz kliniğinize gelenlere başlangıç ve orta seviyede ise cerraha gitmek gerekmiyorsa? Evet e, hani yağ yıkmaya yönelik işlemler tabii ki e, ya da işte direkt cerrahi uygulamalar. Öncelikle olabiliyor ama onlardan sonra bile hani şimdi söyleyeceğim uygulamalara bazen ihtiyaç duyuyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi o düşme ve sarkmalar nedeniyle. Bunlarda da ağırlıklı üst kol bölgesi, bacak iç yüz sarkmaları ya da işte popo altı bölgesinin düşmesi, sarkması. Buralarda bu yine fuksult ultrason dediğimiz, ulterapi dediğimiz sistemin vücut başlıklarıyla uygulamalar yapıyoruz. Yine burada da yine kolajen elansına verilen uyarıyla e, vücudun kendini sıkılaştırması ve toparlaması sağlanıyor. Hangi bölgeler? Tekrar edebilir misiniz? Ocak iç-üst sarkmaları, e, popo altı bölgesi toparlanması, bu bölgedeki sarkma düşmeler, aynı şekilde üst kol bölgesi, yani, diz üstü de olabilir Diz üstü alıyorum, bölgesi, evet. aynen diz üstü, diz iç bölgesi. E yine bu, bu, bu uygulamayı yapabildiğimiz alanlar. Buna ek olarak da tabii ki e, enjeksiyon yönteminden de e, fayda sağlayabiliyoruz, destek alabiliyoruz. İşte selülite yönelik yaptığımız işte e, mezoterapiler. E, enjeksiyonlar. tabii bu seanslarla oluyor ya da işte e, yağ yıkmaya yönelik yine aynı bölgelere yaptığımız mezoterapilerle mezolipolizlerle de güzel sonuç alabiliyoruz evet. ya da destek yapabiliyoruz. Bu Peki bölge. soğuk lipolizden bahsetmiştik Metin Bey biraz da yöntemlerin güvenilirliğini kişiler sorguluyorlar merak ediyorlar hani böyle bir yöntemden sonra vücudumda bir zarar oluşur mu bu çokça konuştuğumuz FDA Amerikan Gıda ilaç Kurumu onaylı uygulamalar mıdır bunlar? Evet kesinlikle aslında e, medikal estetikte kullandığımız tüm e, cihazların özellikle e, FDA'nin olması yani Food and Drug Administration dediğimiz o kurumun onayının olmasını özellikle e, arıyoruz. E, özellikle de soğuk lipolizde bunun önemini üstüne basa basa e, söylemek istiyorum. Çünkü e, bu konuda e, kontrolsüz uygulamalar veya kontrolsüz sonuçlar çıkabiliyor. E, Bahsettiğimiz e, onaylı cihazlarda aşağı yukarı 4 milyonun üzerinde uygulama yapılmış ve 4 milyon e, uygulamanın e, neredeyse tümü e, başarılıdır. Biraz şöyle sormak istiyorum. Şimdi e, kavitasyonu konuştuk, cerrahi, başka yöntemleri. Biz yağı doktor hanımın söylediği gibi iğnelerle kırabiliyoruz. Lipoliz, enjeksiyon evet. e, yöntemleri. İşte kavitasyonlar çıktı. Bir ara çok güçlü radyo frekanslar bunu yaptı. Suksiyon yapmadan emmeden lazer lipolizler denendi. Bunların yanında soğuk lipoliz nerede? Niye onu tercih edelim? Ya da niye hastalar bu başkasının başka yönteme bunu tercih etsinler? Bize anlatabilir misiniz? Şimdi birincisi tek tek seansta bu işin tamamlanıyor olması büyük avantaj. İkincisi anestezi yok. Üçüncüsü cildi delmeden. Tek seansı da biraz açıklar mısınız? Vakum yapabildiğimiz alandaki belli bir lokal yağdan bahsediyoruz. Tabii Şimdi e, tü, yağın tümünü almıyoruz zaten. Hı hı. E, orada rezidü dediğimiz bir miktar yüzde 15-17 gibi bir miktar yağ e, vakum e, alamıyor. E, bu da bir avantaj çünkü kas üzerinde bir yağ dokusunun zaten kalması gerekiyor. Bizim orada yaptığımız hassas çizim dediğimiz konu esasında en yüksek noktayı belirleyip orayı indirmek. Yani zaten sizin gözünüze çarpan yer orası. Yani orayı istemiyoruz. Vakumladığımız zaten. tüm yağı biz Tamamen yok edebiliyor muyuz? İlk çıktığında bu cihazlar %25 olarak bize bildirilmişti çalışmalar. Ama şu anda sanıyorum daha farklı bir teknik ya da yöntem mi kullanılıyor evet. da hepsini yok edebiliyoruz? Hepsini yok etmiyoruz. %80'e yakın sonuçlarımız var. %80 zaten kişinin ihtiyacını karşılıyor çoğunlukla. Kaç santim kadar bir incelme tek seansı da bekleyebiliriz? Şimdi bu tabii yağın miktarıyla çok orantılı. Bunu ile karar vermek daha doğru ama bölgenin %80'inin kaybolabildiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Ve hemen uygulamadan sonra görebileceğimiz sonuçlar? Hayır değil. Bazı yayınlarda 3 haftadan itibaren hastaların hissettiği söyleniyor. Bizim klinik gözlemlerimiz 1 ay, 1 ayla ile 3 ay arasında lenf yoluyla bu yağların atıldığını evet. gösteriyor. Peki hemen aklıma şöyle bir soru geliyor. Ultrasonik liposakşında şimdi çoğu zaman... Bazen haberlerde de yer verdiğimiz gibi bu alınan yağları e, vücudun başka bölgelerine örneğin yüzde gençleşmek için kullanılabilir mi veya örneğin popo bölgesine yine e, bu e, daha e, bu bölgeyi dirileştirmek için bu aldığınız yağları kullanabiliyor musunuz? Evet tabii ki. yani sonuçta yaptığımız iş bizim sadece boşaltmak değil şekil veriyoruz. Yani heykel belki denebilir buna. Bazı yerlerde kıvrım oluşmak için alıyoruz. Bazı yerlerde çıkıntı oluşturmak için kullanıyoruz. Yani popo, göğüs bölgesi, yüzdeki oluklar gibi alanlarda çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Erkeklerde göğüs kaslarının belirginleşmesi için kullanabiliyoruz. Omuz kol kaslarının belirginleşmesi için kullanabiliyoruz. Ultrasonik liposakşinin avantajı şu. Normalde bu yağları eriten bir sürü yöntemden bahsettik. Bunların birçoğu yağ hücrelerini öldürdüğü için naklettiğiniz yerde yağ hücreleri yaşamıyorlar maalesef. Ya klasik liposakşin yapmanız lazım ...ya da işte bu lazer, işte kimyasal yapılan işlemlerin hepsi yağ hücrelerini zedeledi. Bir de ikinci seçeneğimiz artık ultrasonik liposakşın var. Çünkü ultrasonik liposakşın yağın çeperini parçalamıyor. Sadece bulunduğu yerden hücreyi ayırıyor. O yüzden hücrelerimiz hala canlı. Biz onları zaten hiçbir zaman e, çöpe ziyan etmiyoruz. Bir kavram kargaşası. Başta çepere giden bir ses dalgasıydı. Şimdi evet. farklı bir şey, şey mi anlatıyoruz yoksa baş... Yok, şöyle hangisi? Aslında, e, ben mekanizmayı biraz daha net Hı -hı. anlaşayım. Aslında net olarak buradaki çeper patlamıyor. Ee, bizim verdiğimiz bir sıvı var içeriye liposakşın öncesi. Bu sıvının içerisinde çok ufak hava hapecikleri var. Bunlar bu ses dalgalarının rezonans etkisiyle birlikte genleşiyor ve belli bir rezonansdan sonra belli bir patlama yaşıyor. Hava tanecikleri için söylüyorum. Bunlar çevredeki yağ dokularını çeperinden ayırıyorlar. Yani yağ dokuları yapıştığı bağ dokularından ayrılıyor ve boşa çıkıyor ve... Zaten işlem öncesi bir, yani yoğun bir şekilde sıvı vermeniz gerekiyor. Bu yağda bizim yağ hücrelerimiz yüzer hale gidiyor. Yani bir kremalaşma söz konusu burada. Ama yağ hücreleri hala içeride ve canlı. Dekman çeperinin patlattığı bir yöntem değil. Ama yağ oradaki bağ dokularından tamamen ayırıp serbestleşmesini sağlıyor. Yüzeyel veya derin her tabakada kullanabiliyoruz o yüzden. Ee, özellikle bu gevşem, cildin içindeki yağın boşaltılmasıyla birlikte e, hastaların bir şekilde de gevşeme sorunları daha da ön plana çıkıyor. Bunu bir germe ameliyatıyla tamamlamak gerekiyor mu? Bununla ilgili bize bir oran verebilir misiniz? Ne kadar eee germe ameliyatına ihtiyaç duyuyorlar genellikle? Şöyle planlama yapıyoruz genelde. Eğer bir doğum yapmamış bayanda karın bölgesine çalışıyorsak kolay kolay germeye dönmüyor işimiz. Çünkü cildin belli bir elastikiyeti ve kuvveti var. Biz ne kadar altını boşaltırsak boşaltalım, ameliyat sonrası kullandığımız korseler o derinin daha düzgün bir yerine yapışmasını ve sarkmasını bir miktar engelliyor. Ama ne yaparsak yapalım bazı insanların doğum sonrası olabilir ya da cilt yapısı çok kilo olup vermeye bağlı o kolajen liflerin gevşemesi veya dokuların sıkılığını kaybetmesi neticesinde sarkmalar olabilir. Bunu biz hastayla ön görüşmede yapıyoruz. Yani bazı durumlarda liposakşını yapıp aynı seansta hastamız hiç uyanmadan gelmesine geçebiliyoruz. Mesela uyluk bölgesi için, atıyorum karın bölgesi için. Birçoğunda da iyi bir toparlama sağlayacağını düşünüyorsak ya da arada kaldıysa hastayla görüşüyoruz. Hastanın kararına bırakıyoruz. Normalde doğum yapmamış bir insanda yaklaşık %10-20 oranında belki daha sonrasında gelmeye ihtiyacı olabiliyor. O da şuna bağlı işte işlemi yapıyoruz. Beraberine hasta çok da fazla kilo verirse bizim işlem dışında çok da zayıflarsa diride bir miktar gevşeme ve salma söz konusu. Ancak o durumda ekleyebiliyoruz. Onun dışında e, liposakşın yaptığımız alanı hadi bir daha gelmek için bir sene sonra bir daha gel demiyoruz tabii ki. E, ama işlemin ee, ...sıkılaşma etkisi, işte bu korse kullanımı, hastanın cilt yapısı hepsi bunda etkili. Eğer iyi bir sıkılaşma sağladıysak e, gerek kalmıyor genelde. Peki sonrasında beslenme ne, nasıl olmalı? Yani özellikle ne gibi tavsiyeleriniz oluyor hastalarınıza? Yani şöyle durum, şimdi ultrasonik liposakşında kan kaybı vesaire elektrik kaybı biraz daha az normal liposakşına göre. O yüzden biz gene de hastamızı hidrat ediyoruz. Yani bolca sıvı almasını tavsiye ediyoruz. Ee, çok özel bir diyeti yok aslında ama aşırı kalorili yiyeceklerden uzak durmasını istiyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. işte vücutta e, yani 4 katrilyon civarında hücremiz var dedik. Biz bunun belki e, %10'unu ya da %5'ini alıyoruz. Kalan %90 yerinde duruyor. Hastamız eğer diyetine dikkat etmezse, kilo almaya devam ederse bizim aldığımız bölge dışındaki alanlardan kilo almaya devam edecek. Çünkü bizim kilo alma mekanizmamız yağ hücrelerinin çoğalması şeklinde değil. Olan bir hücrenin büyümesi şeklinde. Ee, biz illaki ki liposakşında da soğuk lipolizde de birçok yöntemde de içeride yağ hücresi zaten bırakıyoruz. Ee, olanlar illaki ki genişler atıyorum 11 birim hücreniz vardı orada sizin. Siz 7'sini aldınız 3 üç bıraktınız. 3'ün büyümesiyle 10'un büyümesi aynı değil. Tabii ki eskisi kadar kilo alamaz aynı bölgeden ama Başka yerlerinden hastanın kilo alması söz konusu. O yüzden hastaya çok sıkı böyle zayıflatıcı bir diyet değil ama en azından kilosunu korumasını istiyoruz. İlk 2 ay 3 ay toparlayana evet. kadar. Peki dermatoloji doktorumuza soralım. Siz cildin yapısını çok daha iyi biliyorsunuz e, derinlemesine. Örneğin bazı gıdalar var mı selülitlerden kurtulmaya yardımcı olan veya oluşumunu engelleyen? Ee, şimdi hani gıdalarla da ilişkilendiriyoruz. Her şeyden önce hani sağlıklı birey olmanın gerektirdiği şey hani sağlıklı beslenme diyoruz. Hani ben çok katı diyetleri sevmiyorum. Yani bir hekim olarak ama hani e, bir takım e, organik problemler, hastalıklar varsa bu, bu nedenle diyetten çıkarmamız gereken gıdalar olabilir. Silütte de yine yaklaşımımız tabii ki sağlıklı beslenme için olmaması gerekenler. Hani yağdan fakir diyet tabii ki tuz, şeker oranının ayarlanması. Bunlar çok önemli. Genel diyet ve sağlığımız için. Ee, hani ağırlıklı olarak hani vücuttan e, su tutulumuna neden olan gıdaların hani azaltılması ama daha çok diyetten ziyade diyetle birlikte hani spor aktiviteler bölge kas kasının işte kasılmasını sağlamak, işte küçük de olsa yürüyüşler bunlarla desteklemek çok daha e, doğru olan yaklaşım oluyor. Peki, spor ve şey beslenmeyle uzak olan insanlara vücutlarıyla ilgili nasıl destekler? Mezoterapi'ler iyi destekler midir? Bunlar o bölgenin ihtiyaçlarını çözerler mi acaba? Ee, tabii ki hani biraz önce de söylediğimiz gibi hani bu liposuction, soğuk lipoliz, bunlar hep buradaki yağın sayısını azaltmaya yönelik işlemler. Mezolipoliz de aynı şekilde. Sayıyı azaltmaya yönelik işlemler hem cilt kalitesini işte sıkılığı artırmaya yönelik hem oradaki uzaklaştırmaya yönelik güzel uygulamalar. Ama onun haricinde işte lokalize vücut şekillenmesinde kullandığımız işte bu fokus ultrason sistemler ya da radyo frekans işte masaj ve vakum sistemlerini birleştiren lazeri de etkin olarak kullanan cihaz sistemlerimiz de var. Bunlar da yine bu bölgenin, bölgelerin işte bölgesel düzelmeyi ya da işte toparlanmayı hedeflediğimiz alanlarda şekillenmeye yardımcı. Hem cilt elastikiyetini toparlamaya yönelik bağ dokuya uyarı vermesi nedeniyle işte lazer etkisi ya da işte radyo frekans etkisiyle yine ısıyı kullanarak o kolajeni hep hedeflediğimiz kolajeni yine bu bölgelerde de hedefleyerek bölgesel toparlanma ve sıkılaşmayı sağlayabiliyoruz. Bunu yine işte plastik cerrahlarımızın çok güzel yaptığı uygulamalar olan abdominoplastiler, su, işte, liposuction'lar bundan sonra da yine vücudun o bölgesi sıkılaşması ya da toparlanmasına yardımcı ek tedaviler olarak da o mevcut tedavilerin üstüne ekleyip devam tedavisi olarak devam da edebiliyoruz. Bazen kollar e, kişi kilo veriyor. Kollarında özellikle belli yaş grubunda incelme sağlanmayabiliyor. Bu soğuk lipolis yine kol bölgesine uygulanabiliyor mu? E, kol kol bölgesinde özellikle e, istenen bölgelerden bir tanesi isabetli bir e, soru. E, gıdı ve e, kol bölgesi diyeyim. Çünkü kolda e, Serkan Hocam'ın anlattığı gibi e, tabii ki liposakşın güzel bir yöntem e, olarak düşünülebilir ama iz problemi hı hı. başlıyor. E, orada bir sınır var. O sınırı muayeneyle anlamak mümkün. E, eğer o sınırı aşmıyor ise soğuk lipolis e, iz kalmaması bakımından birinci derece tercih edilebilecek bir yöntem. Evet önemli bir nokta gerçekten. Ben yine burada gevşemi probleminin kolda yağı fazla eritmekle ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Yine hani hastalara da bu bölgede yağı çok fazla eritip gevşeme sorunlarıyla karşılaşmalarını hekim olarak çok evet. dikkat ettiğinizi düşünüyorum. Orada sınır var dediğim evet. yer oydu. Ee, sarkma miktarı eğer lipoliz e, lipolis sonrasında gerçekten problem çıkaracak gibi bir sınırdaysa ki sınırdan kastım oydu. O zaman tabii ki cerrahi yönlendirmek mümkün. Ama Yelda Hocam'ın da anlattığı gibi ee, her şeyde yani hasta genellikle e, girişimsel işlerden önce bir kere e, mezolift e, mezoterapi e, o işte Ul terapi bunların hepsini e, deniyor ve oldukça etkili sonuçlar alınıyor. Evet aslında hani kollar yazın ortaya çıkacak ama yaz kış ortada olan bir gıdı problemimiz var Doktor evet. Bey bunu cerrahi olarak. Ee, nasıl tedavi ediyorsunuz? Bize bununla ilgili fazla gıdılar, yağı olsun olmasın, farklı farklı durumlar bize biraz bilgi verir misiniz? Şöyle genelde değerlendirilmiş. Tabii hastanın yaşına ve gıdının yapısına göre değişiyor. Bazı insanların çenesi biraz daha küçük, daha ağır bir boyun yapısı var. Bazılarının çenesi önde ama gıdada çok ciddi yağ birikimleri var. Ee, yağ birikimi olduğunda yağın alınması tek başına bazen yeterli olsa da o gevşeme sonrası mutlaka bir askı ya da içeriden yapılacak, kulak arkasından girilecek ya da çenenin altından girilecek İçeriden yapılacak askılar da söz konusu. Bunlar da e, boyun bölgemizdeki o kas yapılarının biraz daha birbirine yaklaştırılması ya da dışarı doğru gerdirilmesiyle orada bir kontür sağlamaya çalışıyoruz. E, belli yaşlara kadar e, liposakşın ya da eritilmesi, yağların alınması yeterliyken belli bir yaştan sonra genelde 45-50'den sonrasında da muhtemelen bir germe ya da bir cerrahi operasyon eklemek gerekebiliyor gıda bölgesi için. Peki bunu ama yansız nasıl halledebiliyoruz doktor hanım? Siz de ultrafiden bahsettiniz. Evet ulterapi aslında gıdı bölgesi için en ağırlıklı kullandığımız yöntemlerden biri. Hem de dediğim gibi hani kısa sürede çözüm getiriyor. Çok kısa ve tek seanslık bir uygulama. Güzel bir uygulama. Ama tabii ki bu bölge düşme sarkmalarında sadece ultrafiden de faydalanmıyoruz. Aynı şekilde yine enjeksiyon yöntemleri bu, yöne, bu bölgeye yönelik. Eğer Lanma bu bölgede fazlaysa mezolipoliz yöntemlerinden yine bu bölgede de faydalanabiliyoruz. Düşme sarkma ön plandaysa yine toparlayıcı mezoliftingler yine bunlar hep enjeksiyon enjektable formdaki ürünlerin ilaçların enjekte edilmesiyle yapılan yöntemler bu bölgeye. Bunun haricinde hani bu bölge toparlanmasında belki çok geniş e, konuşulabilecek bir e, konu ama iplaskı yöntemleri ya da diğer yöntemlerle de toparlama yani girişimsel bir işlem ama cerrahi işlemler kadar girişimsel değil en azından e, bu bölge için oldukça başarılı güzel sonuçlar alıyoruz. Peki soğuk lipolizin doktor bey orası ya, o bölge için özel bir başlığı olduğunu biliyorum. Evet. Bu konu o kadar e, gündemde ki Üretici firmalar gıdı için özel bir uygulama aplikatörü yapmışlar. Bu bölgeye özel olarak uygulanan bu yöntem yine belli sınırlar içerisinde. Serkan Hocam'la da birlikte zaten çalışıyoruz. Ekip olarak da birlikteyiz. Oradaki o sınıra kadar olan kısımda biz gerekirse cerrahisiz olarak soğuk lipolize, cerrahi sınırlara girdiğinde de Serkan Hocam'dan destek istiyoruz. Soğuk lipolizama bir şeyle desteklemek gerekiyor galiba. Hani sadece yağı eritmek cerrahisi olarak yetmez. Tabii. E, Yelda Hocam'ın anlattığı bütün yöntemler. E, Siz de faydalanıyorsunuz. E, faydalanıyor. Lazerler de bu alanda kullanılabilir. E, evet. kanüllü radyo frekanslar son dönemde hani evet. sıkılaşmak ve yağı eritmek için keza bu evet. işin içinde. Ee, bu alanda insanların belki yaz-kış ihtiyacı olan en büyük alanlardan biri. Ee, teşekkür ederiz bu vesileyle de gıda sorununa bu programda da yer vermiş olduk. Evet sohbetimiz gayet güzel devam edecek ama kısa bir reklam arası sevgili izleyenler ardından tekrar buradayız. Evet bu keyifli ve aydınlatıcı sohbet için konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sevgili izleyenler umarım uzman doktorlarımızın anlattıkları bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Soru ve görüşleriniz için de bize mail adreslerimizden yazabilir, telefon numaralarımızdan bizi arayabilirsiniz. Tekrar görüşeceğiz. Keyifli bir pazar günü. Hoşçakalın. Hoşçakalın.